Beyninizi güçlendirmenin 8 yolu. Beyninizi güçlendirmek istiyorsanız işte size bir dizi tavsiyeler. 1. Fiziksel egzersiz beynin büyümesini sağlar. Fiziksel egzersiz yapmanın beynimizi büyüttüğü doğru. Eğer sinir kavşaklarının sayısı arttırır, böylece beyni daha fazla irtibat noktası yaratır ve yeni hücreler oluşturmasına katkıda bulunur. Kalp damar sağlığı iyi olması ve aynı zamanda beyninize daha fazla oksijen gitmesi zararlı toksinlerin daha hızlı atılması anlamına gelir. Egzersizlerinizi dışarıda yapmak daha fazla ve faydalı çünkü böylelikle bir günde güneşten daha fazla verim alırsınız. 2. Hareket halindeyken ezberleme tekniği. Araştırmalar kanıtlanmış ve aktörlerin epeydir kullandığı bir teknik bu. Bir metni hareket halindeyken ezberlemeye çalışırsanız zihniniz 1000 kat daha fazla çalışır. 3. Doğru beslenmenin hayati önemi. Yediklerimiz, içtiklerimiz bizi yansıtır. Ortalama 5'te 1'ini şeker oluşturuyor beynin ve enerjinin doğrudan beyne gitmesi beynin işleyişini tamamen glikoz düzeyine bağlı kılıyor. Eğer şeker tüketiminizi kontrol etmezseniz zihniniz çok daha fazla karışık olacaktır. Sevdiğiniz şeyleri yediğinizde beynin ödül bölgesi zevk almanızı sağlayan dopamin adlı bir kimyasal madde salgılıyor ama bir yandan da beyni öldürüyor. Ödül bölgelerini memnun edecek şeyleri yerken bir yandan da bağırsaklarınızın sağlık tutacak gıdalar almalısınız. Yoksa aksi takdirde bağırsaklarınız bundan yara alır. İnsanın bağırsaklarında beyinle bağlantılı ortalama 100 trilyonu aşkın mikrop bulunuyor. Bunların dengesi beynin sağlığı için hayati önem taşıyor. Bağırsaklara bu yüzden sık sık ikinci beyin denir. Çeşitli ve sağlıklı yiyeceklerle beslenildiğinde bu mikroplar dengelenir ve beyninizde sağlıklı yerler açar. 4. Şalteri indirip her şeyden uzaklaşmanın sırrı. Biraz stres, evet. Herkesin bildiği, insanın acil durumlara tepki gösterme refleksini koruması açısından gerekli. Kortizol adlı hormonun salgılanmasını yol açar. Bu da fazla olmamak kaydıyla bize enerji verir, dikkatimizi toplamamızı sağlar. Fakat uzun süren endişe ve yüksek düzeyde stres, beyinde tam tersine zehir etkisi yapıyor. Bu nedenle zaman zaman deyim yerindeyse şalteri indirip beyni bu kısmını dinlenmek çok önemli. Stresten uzaklaştırmanın en önemli etkeni dinlenmek. Sakın dinlenmeyi bir yana atmayın. Stresinizi kontrol almak için bir kenara çekilip günde yarım saat düşünmeniz lazım. 5. Daha önce hiç denemediğiniz şeyler yapmak. Beyninizi geliştirmekte kilit önemli bir yöntem. Onu yeni şeyler yapmaya, öğrenmeye iterek sakın sınırlandırmayın. Çok geniş açıdan bakın. Sürekli okuyun, yeni şeyler yapın, yürüyüş yapın. Bu sizi sınırlarınızı açacaktır. Bir sanat dalında kursu yazılmak ya da yeni bir dil öğrenmek beyninizin esnekliğini artıracaktır. 6. Müzik beynin gıdasıdır. Herkesin bildiği gibi müzik yaşamınız. Müziğin beyne çok özel bir etkisi olduğunu işaret eden bir bulgu da var. Müzik dinleyen ya da müzik yapan birinin beynine baktığınızda neredeyse beynin bütününün aktif olduğunu görürsünüz. Müzik genel olarak kavrayıcı, arttırıcı etki yapabiliyor ve müzik hafızası da depans gibi beyin hastalıklarını genellikle en son kaybedebilen bilgi oluyor. 7. Yatakta sınava hazırlık. Gündüz saatlerinde yeni bir şey öğrenirseniz beyninizde bir sinir hücresiyle bir diğer arasında bağlantı oluşuyor. Uyuduğunuz zaman bu bağlantı kuvvetlenip iyice yerleşiyor ve öğrendiğiniz şey hafızanın bir parçası haline geliyor. Bu nedenle uyku hafızasının devamı bakımından gerçekten çok önemlidir. Örneğin bir kişiye sabahtan bir kişiye de uyanmadan hemen önce ezberlemesi için birer liste verin. Ertesi gün sorduğunuzda uyanmadan hemen önce ezberleyen çok daha iyi hatırlayacaktır. 8. Ve son olarak doğru uyanma. Uyumanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 5 saatten az uyursanız zihinsel yetileriniz zayıflar. 10 saatten fazla uyursanız da sersemleşmiş olursunuz. Yani çok fazla uyumak aslında
beyni öldürüyor ve sizi daha fazla bitkin yapıyor. Fakat uykudan sonra gün boyu zihinsel işlevlerinizi en iyi kullanmanı sağlayacak şey nasıl uyandığınızdır. En ideali karanlık bir odada uyuyup yavaş yavaş artan bir ışıkta uyanmak. Bu ışık giderek kapalı göz kapaklarınızdan sızarak beyni bir anlamda hazırlar ve daha fazla kortisol sağlarız. Uyandığınız anda vücudunuzdaki kortisol hormonu miktarı beyninizin o gün nasıl çalışacağı üzerinde etkili eder. Evet, 8 tane madde saydık. Beyninizi güçlendirmenin bu 8 yolunu en ayrıntılı şekilde anlatmaya çalıştık. Bunları yaparsanız biraz daha beyninizi kuvvetlendirebilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi bir tavsiye niteliğindedir. Takdir size kalmıştır.